Evet, herkese merhaba sevgili dostlar. Bir önceki videoda sormuştuk, sizin de yoğun talebiniz oldu. Bundan dolayı R250 ve Dominar 250'yi bugün bir vs yapacağız arkadaşlar. Evet, herkese merhaba sevgili dostlar. Bir önceki videoda sormuştuk, sizin de yoğun talebiniz oldu. Bundan dolayı R250 ve Dominar 250'yi bugün bir vs yapacağız arkadaşlar. Bakalım R250 mi hızlanma konusunda daha iyi çıkacak, yoksa Dominar 250 mi? Ya ikisi farklı segmentlerde arkadaşlar. Üveys ve benim aramda yaklaşık bir 20 kiloda fark var. Üveys'in o avantajı da var. Biliyorsunuz ağırlık önemli bu tarz konularda. Ama güzel bir deneme yapacağız. İkisinin arasındaki farkları görmeniz açısından güzel olacaktır diye düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Sağ tarafta R250, sol tarafta Dominar 250. Birisi tek silindir, birisi çift silindir. Bakalım hangisi daha hızlı gidecek. Üveys, gel yanıma. Üçüncü kornada kalkıyoruz, tamam. Burası şimdi yokuş aşağı. Kesinlikle olduğu için daha avantajlı. Burada bir kaydı kontrol edeyim, bir de burada bakalım. Bir girde kalkarız, bir de kalkalım mı, bir de mi kalkalım? Tamam, tutar kalkalım. Tamam. Akıl ol. Evet, Üveys nasıl yorumlarım? Mükemmel. Nasıl gidiyor ikisi sence? Güzel. Yani geçmesi şaşırtıyor. Bir ara bir yerde sen beni geçtin yani ama. Geçtim, benim motor orada bir şey kaldı. Sonra tekrar benim motor geçti. Evet. Değişik bir şey oldu orada. Öyle ne oldu anlamadım. Bundan sonra geçtim motora. Ben orada 5'teydim. 5. vitesteydim. 6'yı açın. 6'yı atınca gene geçti seni. Evet. Ama yani böyle çok açık ara bir fark yok. Yani. Açık ara yok. Evet, evet. Yavaş yavaş böyle bir gitme var. Hani kopup gitme yok benim gördüğüm kadarıyla. Birbirine yakın diyebiliriz hemen, yani. Hemen, evet. Sadece bir tık Dominar biraz daha beygir gücünden ve tek silindirin torkundan dolayı bir tık daha güçlü kalıyor gibi ama genel anlamda birbirine yakın yani. Evet arkadaşlar, RKS R250 ve Dominar 250 videomuz bitti. Sıfırdan kalkışta Dominar açık ara önde. İkinci viteste kalkınca bir kafa kafaya gidiyor gibi oluyorlar. Hatta 5. vites bandında R25 5'ten 6'ya ilk attığımda geçiyor gibi oluyor. Sonra Dominar gene geçiyor. Bu da işte tek silindirin tork avantajı kaynaklı sanırım. Yani normalde aramızda yaklaşık 20 kiloda fark var. 20 kilo daha hafif benden Üveys. Ona rağmen Dominar'ın geçmesi, aynı kiloda iki kişiyi demek ki motora oturtsak R250'nin hiç şansı olmayacak anlamına geliyor. Ben zaten RKS'ye binince hiç yetişemedim gibi oldu. Durumlar böyle. İki motoru güzel bir kıyaslama yaptık arkadaşlar. Beğendiyseniz like atmayı, kanala abone değilseniz bu tarz videolardan haber almak için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kalın sağlıcakla. Tolga'dan bu kadar. Kendinize iyi bakın dostlar.